Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beşeri Sistemler Ünitesi'ne girmiş bulunmaktayız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yani o 10. sınıftaki o zor kısım iç kuvvetler, dış kuvvetler, su, toprak, bitki, yerin oluşumu, kayaçlar, tektonik hareketler bunların hepsi bitti. Artık biraz daha işin sözel kısmına geçiş yaptık diyebiliriz. Peki bugünkü konumuzun ismi nedir dersek, yazılıda da karşınıza çıkacak önemli bir konu dünya nüfusunun özellikleri diyeceğiz. O zaman gelin hep birlikte ünite içeriğimizde bizi neler bekliyor göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda ne dedik? Beşeri sistemler dedik, nüfus dedik ve nüfusun özelliklerinden Bahsedeceğiz öncelikle. Devamında bu nüfusun önemi nedir? Tarihsel süreç içerisindeki dünya nüfusundaki değişim nedir? Bunlarla ilgili güzel bir konu anlatımı gerçekleştirmiş olacağız. Dersimiz bittiğinde bu dersin bize sağlayacağı en önemli fayda nüfusla ilgili kavramları öğrenmiş olacağız. Yani bugün haberlerde Türkiye'deki nüfus artış oranının çok ciddi anlamda düştüğünü söylüyor. Bunun ne gibi etkileri var? Ya da kırkent nüfusunun ülkenin gelişmişliği üzerinde ne gibi etkisi var? Bunları öğrenmiş olacaksınız. Ders bittiğinde hemen ne yapıyorsunuz? Kitaplarınızı açıyorsunuz. Sıfırdan ona coğrafya konu özetli soru bankası kitabımızda 112-120 arasını. Dinamo coğrafya soru bankası kitabımızda da 105-109'u çözüyorsunuz. Ve aynı zamanda şu Dinamo coğrafya soru bankası kitabımızın içerisinde yazılıya hazırlık kısımlarımız var. Oraları da süreç içerisinde anlattıkça tamamlamayı unutmayın ki yazılıya eksiksiz bir şekilde hazırlanmış olun diyelim. Geldik şimdi nüfus. Nedir nüfus dersek düşünelim şöyle sınırları şöyle tanımlı bir alan var. Yani sınırları belirli bir alan var. Bu bölge içerisinde belirli bir zaman diliminde yaşayan kişi sayısına biz nüfus diyeceğiz. Bak tekrar söylüyorum. Sınırları belirli bir bölge üzerinde belirli bir zaman diliminde yaşayan kişi sayısına biz yani insan sayısını biz nüfus diyeceğiz. Peki nüfusun yapısını, nüfusun durumunu, nüfusun dinamik özelliklerini inceleyen nüfus bilimine biz ne diyeceğiz? Demografi diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Soru ifadelerinde bu da artık bizim karşımıza yoğun ölçekte gelecektir diyebiliriz. Peki ülkelerin bu nüfusları ile ilgili daha sağlıklı veriler elde edebilmesi için bu nüfusu belirli aralıklarda saymakta ve biz bu sayım işlemine nüfus sayımı diyoruz. Ve nüfus sayımları neticesinde hem demografik hem sosyal hem de ekonomik veriler toplanılıyor. Bunlar değerlendiriliyor, analiz ediliyor ve bu nüfus sayımı ile ilgili ifadelerde ileriki yıllarda yani 11. sınıfta da işleyeceğiz politikalar uyguluyoruz. Yani bir ülkede nüfus artış hızı ne kadar yüksekse o ülkede mesela nüfus artış hızını azaltıcı politika. Bir ülkede nüfus artış hızı ne kadar düşükse o ülkede de nüfusun artış hızını artırıcı politika uyguluyoruz. O zaman nüfus sayımları bizim için önemliymiş. Peki tarihsel süreç içerisine baktığımızda dünyada yapılan ilk nüfus sayımları nerelerde gerçekleştirilmiştir dersek Resmi kayıtlara göre yani bulduğumuz ifadelere göre Çinler, Sümerler ve Mısır toplumlarında yani milattan önce 3000'li yıllarda bak buradaki önemli ifade şu. Bu insanlar neden sayım yapmış? Bir, tahsil edilecek vergi miktarını belirlemek için. O zaman biz bu dönemdeki yaptığımız nüfus sayımlarındaki amacımız toplam nüfus miktarından ziyade alacağımız halktan almak zorunda olduğumuz vergi miktarını belirlemek. E bir de bu dönemde savaşlar var. Aynı zamanda orduya alınacak asker sayısını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yani burada kimi saymışız biz yoğun ölçekte? Erkekleri sayarken kadınlar ve çocukları saymamışız diyebiliriz. Yani vergi mükelleflerini saymışız diyebiliyoruz. Peki modern anlamda günümüzdeki yapılan nüfus sayımlarının ilk örnekleri dünyada nerede yapılmıştır dersek İskandinav ülkelerinde yapılıyor. 18. yüzyılda, özellikle 1749, 1750'li yıllarda İsveç'te yapılmış. Bu sayımlar modern anlamdaki nüfus sayımları olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz. Peki süreç içerisinde Osmanlı Devleti dönemindeki ilk sayım ne zaman olmuştur dersek, yani bilinen sistemli ilk sayım 1831 yılında II. Mahmut döneminde yapılıyor. Gene şu Bilinen ilk nüfus sayımlarındaki mantık yani halktan alacağımız vergi miktarını belirlemek ve aynı zamanda asker sayısını tespit etmek amacıyla. Ha bu dönemden öncesinde sayımlar var mı dersek Fatih Sultan Mehmet döneminde sayımlarla ilgili verilerimiz tahrir defterlerinden ortaya çıkıyor. Gene buradaki alacağımız vergi miktarını belirlemek amacıyla yapılmıştır diyebiliriz sevgili dostlarım. Türkiye Cumhuriyeti devleti tarihi içerisindeki Hı. İlk nüfus sayımımız 1927 yılında yapılmış ve bu modern bir nüfus sayımıdır. Ve bu nüfus sayımı sonucunda ülke nüfusumuzun 13.6 milyon kişi olduğu ifade edilmekte. Yani şöyle bir baktığımızda bir İstanbul nüfusu bile yokken Anadolu nüfusunun tamamı 13.6 milyon. Bizim nüfusumuzla ilgili o sayımları gerçekleştiren kuruluş, kurum kimdir? Türkiye İstatistik Kurumu'dur diyebiliriz. Peki sayımlar nasıl yapılıyor dersek, sayım iki şekilde yapılıyor. Bunlardan birincisi de facto yöntemi, bunlardan ikincisi ise de yöntemidir. De facto yöntemi nedir dersek, insanların bakın dikkat edin, sayım gününde bulundukları yerin nüfusuna eklenmesine dayalı olarak gerçekleşen yöntemdir. Biz bunu 1990'lı yıllarda yaptık. Nasıl yaptık? Biz o süreçte atıyorum Ankara'da yaşamaktayız. Normal şartlar altında ama sayımın yapılacağı hafta bir işimiz çıktı ve Konya'da bir akrabamızın yanına gittik. Ve nüfus sayımını biz Konya'da yaşadık. O zaman bu yerin nüfusuna aitiz. Burada da olay şu. Biz kimliklerimizi alıyoruz. Kimlikleri aldıktan sonra nüfus memuru geliyor. Elinde bir tane defteri var. Defteri açıyor. Kimlikteki tüm bilgilerimizi o defteri geçiriyor. Hop kapatıyor gidiyor. E mübarek biz Ankara'da yaşıyorduk. Ama yapabileceğimiz bir şey yok sayım günü neredeydin sen? Konya'daydın. O zaman oranın nüfusuna aitsin diyoruz. Ama günümüzde bizim ülkemizde de yaptığımız nüfus sayımları dejur yöntemine göre yapılır. Peki bu nedir dersek bakın dikkat edin. Nüfus sayımının Sürekli ikamet adresinin esas alınmasına dayalı olarak gerçekleşen sayım yöntemidir. Yani biz nüfus müdürlüklerine gidiyoruz ve ikamet belirliyoruz. Biz diyoruz ki bu adreste bu kişilerle birlikte yaşamaktayız diyoruz ve bunu dijital ortama ne yapabiliyoruz, geçirebiliyoruz. O yüzden günümüzde bizim uyguladığımız yöntem dejir yöntemi. Tarihsel süreç içerisinde geçmiş dönemde uyguladığımız yöntem ise defakto yöntemi olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. Peki biz bir nüfus sayımı yaptığımızda bu nüfus sayımı sonucunda ne gibi veriler ortaya çıkıyor? Nüfusun cinsiyet yapısı. Yani atıyorum 20 kişilik bir nüfusumuz var ve bu 20 kişi içerisinde 8 tane kadın nüfusu olsun. 12 tane erkek nüfusu olsun. Ve bir sayım yaptığımızda cinsiyete göre bir yapı ortaya çıkardık mı? Çıkardık. Onun dışında ortalama yaşam süresi, beklenen insan ömrü ile ilgili verilere de ulaşabiliyoruz. Bu 20 kişinin yaşlarına bakıyoruz. Burada ortalama yaşam süresi, yaş grupları diyoruz. Burada özellikle 0-15 15 65 65 yaş ve üzeri diyoruz. 0 14 15 65 65 üzeri böyle de diyebiliriz. Burada da bir gruplar var. Onlara da bakacağız. Doğum ve ölüm oranları hakkında yorum yapabiliyoruz. Okur yazarlık oranı, nüfusun artış hızı, çalışan nüfusun sektörel dağılımı, kır ve kent nüfusu gibi dağılışlar hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Ama biz bir nüfus sayımı yaptığımızda bu veriler bize o ülkenin gelişmişliği hakkında da bilgi verecektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki nasıl? Şimdi dünya nüfusuna baktığımızda genel olarak dünya nüfusundaki cinsiyet yapısı birbirine çok yakındır. Bizim ülkemizde de böyledir. Dünyadaki birçok ülkede de böyledir. Ama sıkı bir nüfus artış hızını azaltıcı politika yaşayan bir ülke olursa cinsiyette dengesizlikler yaşanabilir. Çin mesela bunu süreç içerisinde yaşamış ve dünya nüfusuna baktığımızda dünya nüfusunun %50,41'lik kısmını erkek nüfusu %49,59'lu kısmını ise kadın nüfusu oluşturmaktadır. Şunu da unutmayalım arkadaşlar bizim bu cinsiyete göre yapımız gelişmişliğimiz hakkında bir yorum yaptırmaz bize. Yani atıyorum bir bölgede erkek nüfusunun fazla olması oranın gelişmiş kadın nüfusunun fazla olması oranın gelişmiş olduğu ile ilgili hiçbir yorum yaptırmayacaktır. Ama şunu unutmayalım. Bir ülke düşünün. Bir ülkede bölgeler arasında cinsiyette ciddi dengesizlikler varsa atıyorum bu bölgede erkek nüfusun çok fazla olduğunu bu bölgede ise kadın nüfusun çok fazla olduğunu düşünün. Eğer ki böyle bölgeler arasında cinsiyette ciddi anlamda dengesizlikler varsa o ülke içerisindeki bölgelerin gelişmişlik düzeyleri de farklılık gösterecektir. Nasıl? Bunu şöyle yorumlayın. Arkadaşlar şimdi bir bölgede erkek nüfusu, hani ülke içerisindeki bölgede erkek nüfusu ciddi anlamda bir bölgede çok yüksekse o bölge insanların yoğun ölçekte göç ettiğini gösterir bu bize. Niye bir erkek oraya göç eder dersek tamamıyla duygusal. Yani ekonomik etkinliklerden dolayı para kazanmak için diyebiliriz. O yüzden de bunu unutmamış olalım. Göç olayına bak aşağıda da dikkat olarak zaten bunu söylemişiz. Göç olayına genelde erkekler katıldığı için göç veren yer. Mesela burası göç veren bir yerdi. Göç veren yerde kadın nüfus. E burası da göç alan bir yerdi. Göç alan bir yerde ise erkek nüfusun fazla olduğunu söyleyebilmekteyiz. Ortalama yaşam süresi ülkelerin sağlık hizmetleriyle doğrudan ilişkidir. Nasıl? Mesela en basit yaşlarımızı düşünelim. Yaşlarımızın birçok sağlıksal anlamda sorunları var. Ve bu sorunlar için birçok ilaç tüketimi gerçekleştirilmekte. Eğer ki bizim ülkemizi düşünürsek sağlık hizmetleri yeterince gelişmemiş olursa o yaşlılar sağlık anlamında ciddi sıkıntılar yaşar ve daha erken yaşlarda hayatını kaybetmesine sebep olabilir bu durum diyebiliriz. Beklenen insan ömrü Birleşmiş Milletler 2018 yılı verilerine göre dünya ortalaması 72 yıldır. Yani ne demek istiyoruz? Doğduktan sonra 72 yaşımıza kadar ortalama bir yaşam süresi içerisinde yaşayabiliriz. Ama her ülkenin sağlık hizmeti yeterince gelişmediği için bu ülkelerde beklenen insan ömrü bu standardın altındadır. Mesela şöyle bir baktığımızda Çat'ta ortalama insan ömrü 54 yıl. O zaman bu ülkede sağlık hizmetleri yeterince gelişmemiştir. Ama Japonya'ya baktığımızda ortalama insan ömrü 84 yıl. O zaman şunu unutmayalım. Benim ortalama insan ömrüm ülkenin gelişmişliği hakkında bilgi verecektir. Eğer ki dünya ortalamasının üzerindeysek gelişmiş bir ülke olduğumuzu gösterir. Dünya ortalamasının altında isek az gelişmiş bir ülke olduğumuzu gösterecektir diyebiliriz. O zaman ortalama insan ömrü bir ülkenin gelişmişliği hakkında bilgi verecektir diyebiliriz. Bu şartlar altında Japonya daha gelişmiş, Çat ise daha az gelişmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım bunu da unutmayalım. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında 3 kadememiz var. Bunlardan birincisi 0-14 yaş grubu çocuk nüfus olarak geçer. Bu genç bağımlı nüfus olarak ifade edilmekte. 65 yaş üzeri yaşlı nüfus olarak geçer. Bu da yaşlı bağımlı nüfus olarak ifade edilmekte. Yani 0-14 ile 15-64 yaş arası bağımlı nüfus olarak geçiyor. 15-64 yaş grubu ise yani şu aralık ise bizim yetişkin nüfusumuz. Yani aktif nüfusumuz yani dinamik nüfusumuz olarak ifade edilmekte sevgili arkadaşlar. Şimdi düz mantık düşün. Bir ülkede doğum oranı ne kadar fazla ise o ülkede bunlardan hangisi daha fazla olur? Tabii ki de 0-14 yaş grubu. Burada hangilerini kıyaslayacaksınız biliyor musunuz? Şu 0-14 yaş grubu ile 65 yaş üzerindekileri kıyaslayacaksınız. Şimdi burada 15-64 yaş arası zaten çok geniş bir aralık olduğu için burası zaten gene en fazla çıkacak. Ben bir ülkede doğumun fazla mı, ölümün fazla mı olduğunu neye bakarak anlarım? Ya 0-14'e ya da 65 yaş üzerine bakarım. Eğer ki bir ülkede doğum oranı ne kadar fazla ise o ülkede 0-14 yaş grubu o kadar fazladır. Eğer ki bir ülkede ölüm oranı ne kadar fazla ise o ülkede de 65 yaş üzeri o kadar fazladır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bunu da unutmamış olalım. Burası da bizim için önemlidir diyebiliyoruz. O zaman az gelişmiş ülkelerde doğum oranı yüksek olduğu için 0-14 yaş grubu oranı çok yüksektir kime göre? 65 yaş üzerine göre. Neden? Bak şimdi geriye gel. Çatta insan ortalama ömrü 54 yıl değil miydi? 54 yıl dediğimiz şu aralıkta değil mi? 15-64 arasında değil mi? O zaman bu 65 üzerine çattakiler geçemedi. O zaman çatta 65 yaş üzerindekilerin oranı daha az olacak mı? Hemen şöyle Japonya'ya gel ortalama insan ömrü 84 yıl değil mi? O zaman 65 yaş üzerindekilerin oranı da daha fazla olmayacak mı? Atıyorum bana burada şöyle diyecek bir X ülkesi verecek. Aynı zamanda bir de Y ülkesi verecek. 65 yaş üzerindekilerin X'deki oranı toplam nüfus içerisindeki oranı %7 olsun. Y ülkesinde ise %14 olsun. Bak Y'de daha fazla değil mi? Daha fazla. Y'de daha fazla ise ortalama insan ömrü daha uzundur. O zaman burası Japonya olarak geçer. X'de daha az ise o zaman burası çat olarak ifade edilebilir. O zaman bu ifadede gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verir okur yazarlık oranı 6 yaş üzerindeki bireylerde aradığımız bir kriterdir. Ve dünya ortalamasına baktığımızda dünyadaki 100 kişiden 86 kişi yani dünyanın %86'lık kısmı okur yazardır. Ama şimdi gene ülkelerin gelişmişlik düzeylerini düşünelim. Az gelişmiş ülkelerde eğitim seviyesi daha düşüktür. Okur yazarlık oranı düşüktür. O zaman şöyle baktığımızda bak Mali'ye bakın okur yazarlık oranı %35. Çada bakın okur yazarlık oranı %22. O zaman bu iki ülkede de eğitim seviyesi yeterince gelişmemiş, eğitim yetersizdir diyebiliriz sevgili dostlarım. Ama Endonezya ve Rusya'ya baktığımızda birinde %100, birinde %96. O zaman burada eğitim hizmetleri gelişmiştir diyebiliriz. O zaman bu gene bize ülkenin gelişmişliği hakkında bilgi verecektir. Okur yazarlık oranının yüksek olduğu ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Okur yazarlık oranının düşük olduğu ülkeler ise az gelişmiş ülkelerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Şunu da unutmayalım. Eğitim seviyesi neden önemli? Çünkü eğitim seviyesi yüksek olan ülkeler sahip oldukları bakın dikkat edin ne diyor burada? nitelikli iş gücü sayesinde bilgi ve teknolojiyi de ileri düzeyde kullanmakta ve bu ülkenin kalkınmasında ciddi anlamda büyük bir öneme sahiptir diyebiliriz. Geldik doğum ve ölüm oranları. Ne demektir bu? Bir yıl içerisinde doğanların, doğan kişi sayısının toplam nüfusu oranı doğum oranını, bir yıl içerisindeki ölenlerin toplam nüfusu oranı da ölüm oranını bize çıkarmaktadır. Yani doğanları toplam nüfusu oranlıyoruz, ölenleri de toplam nüfusu oranlıyoruz, doğum ve ölüm oranlarını çıkarmakta. Şimdi bakın, Liberya'da doğum oranı binde 33 demiş, binde diyor bak iki tane sıfırımız var. Ölüm oranı ise binde 8 demiş. Şimdi mantıklı düşün. Doğum oranı binde 33, ölüm oranı binde ise doğal nüfus artışı nedir biliyor musunuz? Biz doğum oranlarından ölüm oranlarını çıkarırsak o ülkedeki doğal nüfus artış hızını buluruz. O zaman Liberya'da binde 33'ten binde 8'i çıkarırsam binde 25'lik bir doğum oranı var. 1000 kişi de 25 kişi artıyor öyle düşünün. Japonya'da doğum oranı binde 8, ölüm oranı binde 11. Hoba. Şimdi bak ne oldu? Binde 8 doğum, binde 11 ölüm. Bunları çıkarırsak binde eksi üçlük bir değerimiz var. O zaman Japonya'da da bin kişi de üç kişi azalıyor mu? Azalıyor. Liberya'da artış varken Japonya'da azalış var. İspanya binde 8 doğum, binde 9 ölümse binde eksi birlik bir doğal nüfus artış hızı var. Singapur binde 9 doğum, binde 5 ölüm diyor. Binde dörtlük bir artış hızımız var. Şunu unutmayalım. Doğal nüfus artışı sıfıra ne kadar yakınsa. Bak bu iki ülkedeki gibi. O ülkeler genel itibariyle gelişmiş ülkelerdir. Eğer ki ne kadar yüksekse doğal nüfus artış hızı o ülke o kadar gelişmemiştir. Yani az gelişmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Dünya ortalamasına bakarsanız dünya ortalaması 2018 yılı verilerine göre binde 18 doğum binde 7,5 ölüm. Şimdi binde 18,6 doğummuş. 1000'de 7,5'lik kısım ölmüş. Çıkarırsam 6'dan 5 çıktı 1, 18'den 7 çıktı 11. Yani dünyadaki doğal nüfus artış hızı 1000'de 11,1. Bu ne demektir? Dünya nüfusu artacak demektir. Ama ben mesela burada Japonya ve İspanya'ya baktığımda eksili değerler ortaya çıktı ya. O zaman orada nüfusun ne lazım? Doğal süreçler içerisinde azalması lazım. Ama burada şöyle bir şey de var doğum ve ölüm oranları arasındaki fark nüfus artış oranıdır. Ve diyor ki bak doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olması. Doğum ölümden fazlaysa nüfusun artması anlamına gelir. Az olması ise nüfusun azalması anlamına gelmektedir diyebiliriz. Şimdi burada şuna dikkat edin. Benim iki tane nüfus artış hızıyla ilgili bilgim var. Bunlardan bir tanesi doğal nüfus artış hızı. Yani ben doğum oranlarından ölüm oranlarını çıkarırsam burada o ülkedeki doğal nüfus artış hızını bulurum. Bak doğum oranından ölüm oranını çıkarıyorum. Ama gene doğum oranından ölüm oranını çıkaracağız. Doğum oranından ölüm oranını çıkardık. Şimdi devamında buraya artı eksi göç oranı diyorum. O zaman da ben gerçek nüfus artış hızını bulurum. Bak şimdi dikkat et. Buradaki önemli olay bu. Buradan anlayacağız. Somali'de doğal nüfus artış hızı kaçmış? Binde 31. Almanya'da doğal nüfus artış hızı binde eksi 1. Yani Almanya'da ne oldu? Ölüm oranları doğum oranlarından büyük oldu. Burası Almanya için geçerlidir. Somali'ye geldiğimiz zaman ise doğum oranları ölüm oranlarından daha yüksek oldu diyebiliriz. Ama şuna dikkat edin. Bakın Somali'de doğal nüfus artış hızı binde 31 iken gerçek nüfus artış hızına geldiğimizde binde %28 28'e düşmüş. Gerçek nüfus artış hızında göç oranı yok muydu? O zaman Somali ne yaptı? Göç verdi. Çünkü değerimiz ne yaptı? Düştü. Almanya'ya gel. Binde eksi 1 iken Gerçek nüfus artış hızı binde 3 olmuş mu? O zaman Almanya'da ne yaptı? Göç aldı. Hemen şöyle geri kısma geliyorum. Mesela bizim Japonya ve İspanya'mızda binde eksi 3 ve binde eksi 1 vardı ya bu doğal nüfus artış hızıydı. Ama bu ülkeler göç aldığı için gerçek nüfus artış hızları Almanya gibi artı değeri ulaşabilmekte. Bunu da unutmayalım. Zaten şuna dikkat ederseniz ortalama kadın ve erkek ömürlerinde Somali'de 58-55% Almanya'da ise 84-79 yıldır. Gelişmişlik anlamına dikkat edin. Buradaki önemli ifade budur diyebiliriz. Tamam mı çocuklar? Şimdi geldik şehir ve kır nüfus oranlarına. Burada gene gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi vermektedir. Gelişmiş ülkelerde genel itibariyle şehir nüfus oranı fazladır. Gelişmiş ülkelerde şehir nüfus oranı fazladır. Az gelişmiş ülkelerde ise kır nüfus oranı fazladır diyebiliriz. Dünya ortalamasına baktığımızda dünyanın %55'lik kısmını şehir nüfusu, %45'lik kısmını kır nüfusu oluşturmakta. Ama Çad'a geldiğimiz zaman az gelişmiş ülke olduğu için nüfusun büyük bir bölümü kırsal alanda, İsveç'e geldiğimiz zaman gelişmiş bir ülke olduğu için nüfusun büyük bir bölümü de kentsel alanda oluşmakta, oturmaktadır diyebiliriz. Buradaki mantığımız şu. Biz ekonomik etkinlikleri 3 kısma ayıracağız. Nedir bunlar dersek sanayi sektörü, hizmetler sektörü, bir de tarım sektörü. Tarım sektörü dediğimiz kırsal alanda yapılan faaliyetlerdir. Sanayi ve hizmet sektörü dediğimiz ise kentsel alanda yapılan faaliyetlerdir. Hemen şöyle geldiğimizde İsveç'te kent nüfus oranı daha fazla ya o zaman İsveç'te sanayi ve hizmet sektörü daha ön planda. Çada geldiğimiz zaman kır nüfus oranı daha yüksek ya o zaman çatta da tarımsal faaliyetler daha ön plandadır diyebiliriz. Dünya nüfusunun yarısı %50'lik kısmı hizmetler sektöründe, %23'lük kısmı sanayi sektöründe, %28'lik kısmı ise tarım sektöründedir diyebiliriz. Eğer ki bir ülkeye baktığınızda ülkenin ortalamasında hizmetlerin oranı daha fazla ise o ülke gelişmiş bir ülkedir. Tarımın oranı daha fazla ise o ülke az gelişmiş bir ülkedir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bunu da unutmamış olalım. Peki şimdi ben Somali ile Almanya'yı gelişmişlik düzeyi anlamında kıyaslamam gerekirse beslenme koşullarının iyi olması hangisi için önemli? Tabii ki de Almanya için geçerlidir. Somali az gelişmiş bir ülke olduğu için beslenme koşulları yeterince iyi değildir. Yaşam standartlarının düşük olduğu ülke hangisidir? Tabii ki de Somalidir kişi başına düşen milli gelirin yüksek olması Almanya için, teknolojiyi daha iyi, daha aktif bir şekilde kullanması Almanya için, eğitim seviyesinin düşük olması Somali için, genç nüfus oranının fazla olması. Bak şimdi geldim geriye. Somali için doğal nüfus artış hızı 1031 dedi mi? Ben burada doğum oranlarından ölüm oranlarını çıkardım mı? O zaman burada genç nüfus oranı çok fazlaysa Somali'de doğum oranı da o kadar yüksektir diyebiliriz. Burayı da Somali'ye aldık. Sağlık imkanlarının gelişmemiş olması tabii ki de Somali için. Yaşlı nüfus oranının yüksek olması tabii ki de Almanya için. Bebek ölüm oranlarının yüksek olması tabii ki de Somali için. Neden? Çünkü Somali'de sağlık imkanları yetersizdir. Doğum anında hem anne hem bebe hayatını maalesef kaybedebilir sevgili dostlarım. Aktif nüfusun daha çok hizmet sektöründe çalışması diyor. Hizmet sektöründe çalışacaksa gelişmiştir dedik. O zaman burası Almanya için ortalama yaşam süresinin kısa olması Somali için geçerli bir özelliktir diyebiliriz. Peki bir ülke düşünün ki nüfus artış hızı çok yüksek. Yani doğum oranları çok çok fazla. Bu ülkede ister istemez ileriki süreçlerde beslenme, sağlık Barınma, eğitim gibi hizmetler yetersiz kalabilir. Buna duyulan ihtiyaç fazlalaşır. Devletin demografik yatırımlara ayıracağı pay fazla olur. Bu da kalkınma hızını azaltır. Kişi başına düşen milli gelir azalır. Doğal kaynak tüketimi artar. İleriki süreçlerde işsizlik yükselir. İnsanların bu noktada başka alanlara göç etmesine sebep olur. Bunlar olumsuz sonuçları hızlı bir nüfus artış hızının Peki nüfus artış hızının yüksek olmasının olumlu sonuçları. İşçi ücretleri ucuzlar. Bak buna yıldız attım. Şimdi şöyle baktığınızda düşündüğünüzde işçi ücretleri ucuzlaması. Ya hocam nasıl olur ya ücretimiz ucuzluyor bu mantıklı bir şey değil diyorsanız. Bakın bu kalemi üretmek için bir maliyete ihtiyacım var. Hem ham anlamında hem işçilik anlamında. İşçi ücretleri ne kadar ucuz olursa ben bu kalemi o kadar düşük ücreti üretirim. Bu da ticaretimin artmasına sebebiyet verir. O yüzden bu olumlu bir durumdur. Mal ve hizmetlere olan talep artar. Bu ister istemez ticaretin artmasına sebebiyet verir. Ve şunu da unutmayalım burası için sevgili arkadaşlar. Nüfusun dinamizmi artar. Ve vergi toplanacak vergi miktarı da artar. Bu da olumlu bir sonuçtur. Bak bunu da unutmamış olalım. Nasıl olumlu sonuç derseniz devlet sizden aldığı vergiyi gene size yatırım olarak sunmak zorunda. Bu da olumlu bir sonuçtur. Nüfus artış hızının düşük olmasının olumsuz sonuçları. Yaşlı nüfus artacaktır. Genç nüfus azalacaktır iş gücü yetersiz kalacaktır diyebiliriz. Nüfus artış hızının düşük olmasının olumlu sonuçları kişi başına düşen milli gelir artar, eğitim, sağlık, ulaşım hizmetleri gelişir, anne bebek ölüm oranları düşer. Ülkede nüfusun temel ihtiyaçları bak karşılandığı için daha çok sanayi yatırımlarına yani demografik yatırımlar azalır diyebiliriz sevgili dostlar. Bu da kalkınma hızımızı artırır. Şimdi dünya nüfusuna baktığımızda 2018 yılı verilerine göre total dünya nüfusumuz 7.6 milyar. 2018 yılı verileri bunlar tamam mı? 2019 yani günümüz verilerinde dünya nüfusu 8 milyar. Ve burada baktığımızda milattan önce 10.000'li yıllarda dünya nüfusu 86 milyon iken 1650'li yıllarda 500 milyon, 1800'lü yıllarda 1 milyar, 1900'lü yıllarda 2 milyar, 2000'li yıllarda 6 milyar. Yani dünya nüfusu sürekli olarak tarihsel süreç içerisinde ne yapmış? Artış göstermiş. O tarihsel süreç içerisindeki ilk yıllarda ortalama insan ömrü daha düşükken günümüzde sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle birlikte ortalama insan ömrü de artmış ve nüfusun ikiye katlanma süresi de azalmıştır diyebiliriz. Bak şunu unutma. Bir ülkede nüfus artış hızı ne kadar yüksek ise nüfusun ikiye katlanma süresi o kadar kısa olacaktır. Bunu da unutmayayım. O yüzden az gelişmiş ülkelerde nüfusun ikiye katlanma süresi daha kısadır. Çünkü doğum oranları oldukça yüksektir. Gelişmiş ülkelerde ise nüfusun ikiye katlanma süresi daha uzundur. Yani bana dedi ki nüfusun ikiye katlanma süresiyle iki tane ülke verdi. Birinci ülkede nüfusun ikiye katlanma süresi 10 yıl. ikinci ülkede de nüfusun ikiye katlanma süresi 150 yıl olsun. Birinci ülkenin daha az gelişmiş, ikinci ülkenin de gelişmiş olduğu yorumunu genel itibariyle yapabiliriz. Aynı zamanda birinci ülkede doğum oranlarının çok daha yüksek olduğunu, ikinci ülkede ise doğum oranlarının çok daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu dünya nüfusunda artışla ilgili ifadelere baktığımızda bazı dönemler var ki nüfusta ciddi anlamda bir artış yaşanmıştır. Biz bu dönemlere sıçrama dönemleri diyoruz ve 3 tane sıçrama döneminden bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi paleolitik dönemde insanların avcı ve aynı zamanda toplayıcı olduğu dönemi düşünürsek sevgili dostlarım. Bu dönemde insanlar mağaralarda yaşıyor. Yani düşünsene mağaradasın ailenle birlikte oturmuşsun takılıyorsun. Oh çok güzel. Yırtıcı bir hayvan mağaraya girdi ve sizi yaraladı. Aile üyelerinden bazılarının hayatını kaybetmesine sebebiyet verdi. Ve öfkelendin. Ne yapacaksın? Kendini korumaya alacaksın. Nasıl? Kesici alet yapacaksın. Köşeye koydun. Mağarada oturuyorsun. O bekliyorsun. Gel lan diyorsun. Geldi yırtıcı hayvan mağaranın içerisine. Hemen oradan aldın. Hurra saldırdın. Ve hayvanı öldürdün. Sonra hayvandan şöyle bir tattın. Hmm, dedin güzelmiş lan bu. Bak ben hem alet yapımıyla çevremdeki yırtıcılara karşı bir üstünlük sağladım mı? Sağladım. İkincisi, yahu ben bunları avladım ve besin değeri yüksek gıdaları bünyeme aldım. O maşallah subhanallah o zaman burada nüfusumuz artacaktır. Nüfusun sıçrama yaptığı birinci dönem alet yapımı. Artık biz insanoğlu olarak o dönemden sonra çevreye daha böyle hakim bir yapıya geçiyoruz ve günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce Neolitik dönemde İnsanlar akarsu kenarlarında tarımsal faaliyetler yürütüyor ve bu ister istemez bizim yerleşik hayata geçmemize sebebiyet veriyor. Yerleşik hayata geçtiğimizde kendimizi dış dünyadan izole ettik mi? Bu bir Tarımsal faaliyetlerle birlikte gene besin değeri yüksek farklı gıdaları tüketmeye başladık mı bu ister istemez ortalama insan ömrünün de uzamasına sebebiyet verecek ve nüfusun sıçrama yaptığı ikinci dönem olarak da burayı düşüneceğiz. Üçüncü dönem ise sanayi devrimidir. Nasıl oluyor dersek sanayi devrimi ile birlikte insanlar kırsal alandan yoğun bir şekilde kentsel alana göç ediyor. Kentsel alana göç etmesiyle birlikte sağlık hizmetleri iyileşiyor. Sağlık hizmetlerinin iyileşmesiyle birlikte de ortalama yaşam süresi artıyor diyebiliriz sevgili arkadaşlar. İşte bu ortalama yaşam süremizin artması nüfusumuzun sıçrama yaptığı Üçüncü dönem olarak geçmektedir diyebilir sevgili dostlarım. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte nüfusla ilgili verilerden bahsettik. Nüfus sayımları dedik defakto yöntemi o an oradaysan o. Deşur yöntemi ikametgah dijital ortam. Ve nüfus sayımında cinsiyet oranı dedik gelişmişlik hakkında bilgi vermiyor. Ama kırkent nüfusu bilgi verir. Ortalama insan ömrü bilgi verir. Eğitim seviyesi bilgi verir. Yaş grupları bilgi verir. Doğum oranları, ölüm oranları, nüfus artış hızları bilgi verecektir. Çalışan nüfusun sektörel dağılımı gene bilgi verecektir. Ve tarihsel süreçte dünya nüfusunun sıçrama yaptığı 3 tane dönem var. Birincisi alet keşfi, Paleolitik dönem. İkincisi Neolitik dönemdeki tarım devrimi, yerli çık hayatı geçiş. Üçüncüsü ise sanayi devrimidir diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Haftaya olan dersimizde ne işleyeceğiz dersek haftaya olan dersimizde nüfusun devamı. Yani dünyada nüfus nerede yoğun? nerede seyrek, bunlar üzerinde ne gibi durumlar etkili ve bir de önemli olan yazılar içinde gerçekten önemli olan nüfus piramitlerinden bahsedeceğiz. Ödevleri yapmayı unutmayalım. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.